Bu da dediğim gibi anlatıyor. Eğer bu sürece ikna olan çeşitli siyasal partiler ve gruplar olur ise, 360'ı bulurlarsa ve hatta 400'ü bulurlarsa, bunu yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmekte kalmazlar. Aynı zamanda mümkünse bir referandum nedeni yapmaya gayret ederler. Bu süreçte muhalefeti parçalamaya ve arkasından da hemen referandum sonrasında kurgulayacakları seçimle AKP'nin rejimini bir daha geri döndürülemez ölçüde Türkiye'ye hegemonik bir yapıda giydirmeye çalışırlar. Bu bağlamda ben parlamentoda Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden arkadaşlara seslenmek istiyorum. İnsanlar evet, hafızalarıyla beraber yaşarlar. Bu memleket çok şey gördü. Hepimiz de kendi yaşamımızda bunlardan payımıza düşeni aldık. Dolayısıyla senin elini sıkanlara teşekkür etmeden evvel o elin sana neden uzandığına iyi bir bak. Tavsiyem evet, budur. Yani haddimi bilirim çok ben. Önemli. Başka bir siyasal evet, partinin grup başkan vekiliyim. Siz başka siyasal partilerin yöneticilerisiniz. Ama ben hani böyle bir siyasi okuma yaptığımı bir saygı sınırları içerisinde ifade etmek isterim. Bir de şunu söyleyeyim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi nerede duracak meselesini sordunuz. Onu da ifade etmek isterim. Erdoğan bize bir rol biçiyor. Erdoğan biçtiği rolle getirdiği, memleketi getirdiği yeri, partisini getirdiği yeri kendisi de görüyor. Eskiden kendisine oy veren ve artık vermekten vazgeçen yurttaşlar da görüyor. Dolayısıyla AKP'nin bizi çağırdığı yer ancak kendisini ilgilendirir. Cumhuriyet Halk Partisi 101 yıllık geleneğine bağlı olarak bir duruş sergiler. Nasıl bu memleketi 13 milyon insanı bir araya getirerek kurduysak, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle hiç kimseyi ayırmadan 13 milyon yurttaşımızı bir araya getirerek bu memleketi kurduysak, bugün de tarihsel görevimiz 86 milyon insanı herhangi bir ayrıma tabi olmadan bu memlekette sağlam bir çerçeve içerisinde, demokratik bir çerçeve içerisinde yaşatmaktır. Başka bir çağrı da DEM'den geliyor. DEM de bizi bir yere oturtmaya çalışıyor. Bakın biz AKP değiliz, biz MHP değiliz, biz DEM de değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Onlar da biz değiller. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Biz kendi sözümüzü söyleyeceğiz. Ve bu kendi sözümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bir kere daha söylüyorum, eksiğiyle gediğiyle bölgedeki tek demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteliğiyle bugüne kadar demokrasisini getirebilmiş, insan kaynağını üretebilmiş bir memleketi artık ikinci yüzyıla çok daha büyük bir hukuk devleti devrimiyle, demokrasi devrimiyle geçirmek ve yaşatmaktır. Bizim önerimiz budur. Bunu yaparken de kafamızın arkasında parti çıkarları ya da içimizden birinin kariyer planlı değil, Türkiye'nin Fırat'ının kıyısında koyununu otlatan adamla Tekirdağ'ında buğdayını biçen adam arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin onları birlikte yaşatmaktan geçer. Bu pencereyi de, bu şemsiyeyi de Cumhuriyet Halk Partisi sağlayacaktır. Sayın Günaydın, şimdi DEM Partisi üzerinde de bir tartışma var tabii. Hızla onu da konuşmak isterim. Özgür Özel pazartesi günü ziyaret edecek Selahattin Demirtaş'ı. Fakat bugün parti yönetiminden bir açıklama yapıldı. Dedi ki yönetim, işte Demirtaş'ın açıklamaları, katkısı önemlidir tabii ama bu süreci parti olarak biz yöneteceğiz dedi. Ben Demirtaş'ın tutuklanma sürecinin öncesine de baktığımda aslında Selahattin Demirtaş'ın yoğun bir şekilde AKP'ye ve Erdoğan'a yönelik muhalefet yaptığını ve bu muhalefette de özellikle genç kesime kendi sesini duyurabildiğini, Erdoğan'ı çok zor durumda bırakan siyasi figürlerden biri olduğunu görüyorum. Demirtaş çok etkili bir muhalefet yapıyordu tek başına. O sürecin sonunda işte yıllardır hapiste çıkamıyor. İşte hukuki davalar uzatılıyor. O da bir yargıda bir tartışma konusu. Oraya girmeyeceğim ama Demirtaş'ın tutuklu olması, yıllardır hapiste yatması,
kime yarıyor diye baktığımızda çok açık şekilde AKP iktidarına yaradığını, Erdoğan'ın siyasetine yaradığını söyleyebiliriz. Şimdi burada bu açılım süreciyle ilgili Demirtaş'tan da bir şey bekliyor saray, bir şey diyecek. Ya destek verecek bu sürece ya da başka bir oyun planı kuracak, başka bir şey söyleyecek. Acaba o söyleyeceği şeyler Demirtaş'ın özgürlüğüyle doğrudan ilintili olabilir mi? Hani destek vermesi halinde bir anda serbest kalabilir mi? Ya da bu senaryoya farklı yaklaşması durumunda tutukluluğu devam edebilir mi? Elbette bu sorular insanın aklına geliyor. DEM Partisi'ni Demirtaş'la beraber değerlendirdiğinizde, o anlatacak ama kararı biz vereceğiz açıklamasını da sorarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz hep şunu söyledik. DEM Türkiye'de 6 milyon oy alan bir siyasal parti. Nasıl son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi 17 milyon oy aldıysa ve o oylar başımızın üzerindeyse, nasıl AKP 15 milyon, 16 milyon civarında oy aldıysa ve ona oy veren her yurttaş da aynı şekilde bizim için makbul yurttaş ise, DEM'e oy veren 6 milyon yurttaşın da başımızın üzerinde yeri var. Yurttaş siyasal tercihini yapar. Herhangi bir siyasal partiyi tercih etti diye sen yurttaşı, o partiye oy veren bölücü, bu partiye oy veren makbul yurttaş diyemezsin. Kaldı ki bu memlekette hainlikle yurtseverlik arasında muktedirin tanımlamasına göre bugünden yarına radikal olarak değişen bir çizgi olduğunu hiçbirimiz unutmayalım. Yani muktedir seni dün hain, bugün yurtsever olarak tanımlayabilir, tam tersini de yapabilir. Bunu yaparken tek kıstası nedir? Kendi yararıdır. Bunu bir kere altını çizerek ortaya koyalım. DEM Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy aldığı yurttaşları temsil eden bir siyasal parti. Şüphesiz bütün Kürtleri DEM temsil etmiyor. Dolayısıyla her siyasal partiye oy veren Kürt yurttaşlarımızın varlığını da söyleyelim. Eğer bir süreç olacaksa burada Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinden yürütülmesi gereken, oradan oy alan ve milletin iradesiyle seçilen siyasal partilerin ülkenin sorunları konusunda söz, irade, karar sahibi olması gerektiği konusunda da hiç kuşku yoktur. Selahattin Demirtaş yıllarca DEM'de genel başkanlık yaptı. Genel başkanlık sürecini de yeni nesil bir siyasi anlayışla yürütmeye çalıştı. Türkiye'nin yaş ortalaması, yaş medyanı 32-33 ve özellikle genç seçmende Selahattin Demirtaş'ın bir sempati topladığını bilelim. Selahattin Demirtaş sadece saz çaldığı için bir sempati toplamadı. Aynı zamanda muktedire karşı kendisini ve partisini konumlandırmasıyla da bir sempati topladı. Evet. Yani ona dedi ki sen Türkiye'yi geriye doğru götürüyorsun ve bunu da kendi kişisel kariyerin için yapıyorsun. Seni başkan seçtirmeyeceğiz dedi. Çok ikaz ettiler ve bu politikalardan caymayınca da soluğu en son Edirne cezaevinde aldı. Şimdi 8 yıldır yargılanıyor Selahattin Demirtaş. Yurttaşlarımız ayrımı bilmeyebilirler. Kimse ceza hukukçusu olmak zorunda değil. Eğer kesin leşmiş bir mahkeme kararı olursa hakkınızda siz hükümlü olursunuz. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoksa ve halen yargılanmaya devam ediyorsanız sizin sıfatınız tutukludur. Selahattin Demirtaş 8 yıldır tutuklu. Yani hükümlü değil. Hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Çok karar sayıda yok. Kürt siyasetçi yıllarca içeride kaldı ama bu kadar uzun süre hüküm giymeden tutuklu kalan bir siyasetçinin ben varlığını daha evvel görmedim ve tanık olmadım. Şimdi tabii ne diyeceğini kendisi bilir. O demin eski genel başkanı, DEM Partisi'nden insanlar ona gidiyorlar, geliyorlar. Herhalde bir şeyler anlatıyorlardır. Ne anlatacağına kendisi karar verir. Ama geçmişte ne yaptığını söyleyelim. Örneğin Osman Öcalan TRT'ye çıkartıldığı dönemde Selahattin Demirtaş'a seçimlerden hemen bir iki gün evvel bir duruşma tarihi konularak şu ima edildi.
eğer doğru bir takım ifadelerde bulunursan bu 1-2 yıl içerisinde, bu 1-2 gün önce hem seçimi arzu ettikleri anlamda etkilersin, bu da senin özgürlüğe kavuşmana vesile olabilir. Benim gördüğüm kadarıyla en sert savunmaları, en sert ifadeleri o şeylerde kullandı. Ne diyelim, o duruşmalarda kullandı. Dolayısıyla ben özgürlüğü adına bugüne kadar savunduğu şeylerden farklı bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Ancak bir kere daha söyleyeyim, o bir başka partinin eski lideridir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekiliyim. Nasıl davranacağını bilemem. Ama dönüp de geçmişe baktığımda aynı zamanda bir siyaset bilimci olarak böyle bir analizi görüyorum. Uyumlu olmayan hegemonik güce göre muhaliftir. Ya arkada hizalanacaksınız, uyumlanacaksınız, o zaman güvenli bölgeye geçeceksiniz. Ya da arkada hizalanmayacaksınız ve o zaman size ödetmeye çalışacakları bedellerin muhatabı olacaksınız. Sorun tam da şurada başlıyor. Bugün eğer bu rejimin kendisini yeniden üretmesi için hizalanmayı kabul ederseniz, bundan sonra o arkada hizalanmadan başka herhangi bir konumunuz olamaz. Oysa biz Türkiye'nin topyekün demokratikleştirilmesinden, özgürleştirilmesinden, çağdaş hukuk devletine düzeyine yükseltilmesinden, insan hakları alanında sorunsuz hale gelmesinden, dünyanın 20. büyük ekonomisinin fakr-ı zaruret içerisinde yurttaşlarının geçinemediği bir ekonomiden kurtulmasından, daha büyük kalkınmadan ve bunu hakça paylaşmadan, böyle bir düzenden söz ediyoruz. Böyle bir düzen bedel ödemeden olmaz. Böyle bir düzen arkada hizalanarak olmaz. Bu nedenle biz Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözüne kulak kabartmaya, bu rejime karşı birlikte mücadele etmeye, demokratik sorunları birlikte çözme iradesini göstermeye davet ediyoruz. Zaten önümüzdeki salı gününden itibaren bölgede 6 gün boyunca çalışacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da bu söylemleri Türkiye'ye bölgeden paylaşmış olacak. Sayın Günaydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işte Bahçeli'nin bu açıklaması.